Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, Lig Savaşı'nın bininci gününü canlı yapacağım demiştim ama çok özür dilerim. Yeğenim geldi, misafirliğe geldi. O yüzden canlı yayın açamadım ama ikinci gününden yani maçın ikinci kısmında mutlaka canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. O yüzden takipte kalmayı lütfen unutmayın. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 32'ye 6 öndeyiz. Arkadaşlar bize saldırmaya devam ediyor ara ara ama çok büyük bir sonuç alamayacaklar. Yani en aşağıdaki köyümüze bile saldırdıklarında tek yıldızda kalmışlar. Biz de şu anda görmüş olduğunuz gibi birazcık daha ileride görünüyoruz. Yani saldırsalar da etseler de çok eşit derecede ortalarda hani düşük bir şeyler almamız lazım ki yıldız anlamında. Hani berabere bitsin ama imkanı yok. Bu birinci savaş tamamıyla bizde görünüyor arkadaşlar. Şimdi burada biz yapılan savaşlardan isterseniz çok kısa hızlıca bir bakalım neler olmuş. Bizim Orhan kardeşimiz burada bir saldırı gerçekleştirmiş. Ona hemen hızlı bir şekilde tekrarını izleyelim. Çarpı 2 diyelim. Köy zaten full arkadaşlar bakalım. Nereden, ne şekilde, nasıl bir saldırı elde etmiş? Bu arada e, ordu yorumları geliyor ve bunları değerlendirmeye alacağım, denemeler yapacağım arkadaşlar. O yüzden sizler de hani ordu denemeleriyle alakalı yorumlar kısmına mutlaka tavsiye yorumlarınızı bırakın. Hani şu orduyla Dal abi daha iyi olur, daha iyi sonuç alırsın vesaire gibi bunları da bırakın. Ben onları da deneyeceğim ve bunların da videolarını dediğim gibi o yorumu yapan kardeşimizin adıyla birlikte onun tavsiyesidir diyerek direkt video da belirteceğim. Gördüğünüz gibi bu arada ben biraz ortada kaldım videoda kusura bakmayın. Yukarıdan canavar gibi. o çok güzel. Cadı saldırımız var burada. Mis. Süper cadı hatta. Oh. Ya işte bu orduda arkadaşlar bu cadıları vesaireleri sanırım ben beceremiyorum. Ya da daha önceden hiç kullanmadığım için elim alışık değil. Aslında bunlara alışmam gerekiyor çünkü çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Hele şu süper okçuya geçenlerde bir deneme yaptım. Ufak çaplı bir e, etki etti ama daha çok elimin alışması gerektiğine inanıyorum. Onun için bazı değişik ordulara da artık yer verme zamanı geldiğini düşünüyorum. Şu anda hala daha orman binicileriyle ilerliyorum arkadaşlar. O yüzden de nerf yediğinden dolayı biliyorsunuz bazı zamanlarda hani kampın yani saldıracağımız kampın dizilimine göre iki yıldızda kaldığım çok oluyor. Hani onu 3 yıldıza ilerletebilecek ya bir strateji bulmamız gerekiyor yani bulmam gerekiyor veyahut da burada değişik bir orduyla artık yola devam etme zamanı gelmiş demektir. Evet hemen sıra that. benim saldırım varmış. Hemen bir bakalım nasıl saldırmışım. Güzel bir saldırı. Değişik bir saldırı oldu. Gördüğünüz gibi zaten orman bincisi. Yine söylemiştim. Ki bu köy düşük olduğu için zaten hani bunlarda biraz daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Direkt orman binicisiyle Allah ne verdiyse spam şeklinde patır kütür ilerliyoruz. Ordunun önünü kestim hani aşağıya doğru dağılmasın diye direkt yukarıdan ilerleyelim derken direkt oraya da hızlandırmamızı atıp büyük koruyucunun özelliğinde bastığımızda ordumuz hiçbir şeyden etkilenmedi. Etkilenmediği için de mis gibi canları doldurdu dolu bir vaziyette savaşmaya devam ettiler. Ya bu taktiği her zaman yemiyor arkadaşlar. Maalesef yemiyor. Hani orman binicisi evet hala kullanan arkadaşlar da var yine. Ben de hala kullanmaya devam ediyorum. Güzel sonuçlar hala da elde ediliyor. Ama işte dediğim gibi bu şu köy dizilimi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hani köy dizilimi biraz dağınıksa bir kere %90 diyeyim ben hadi 99 demeyeyim de %90 iki yıldızda kalınıyor. Neden iki yıldızda kalınıyor? Çünkü ordu biliyorsunuz ki hani orman binicileri çok yavaş hareket ediyor. Çok Yavaş hareket ettiklerinden dolayı da bir türlü köyün sonunu getiremiyor. Ekstradan işte burada lan takviyesini aldığım ordularla birazcık daha etraf temizliği gerçekleşiyor. Öyle bir 3 yıldızı tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Valla işte bakalım sizlerden de gelecek yorumlara göre yeni ordular artık devam ettireceğiz. Hani onları da deneme zamanı gerçekten geldi. Elimiz alışması lazım. Diğer ordulardaki hani diğer birimlerin daha doğrusu neler yaptığına da iyice alışmak lazım. Tamam neler yaptığını biliyoruz ama onların stratejik dizilimleri, dağılımları ve nereye yerleştirirsen daha güzel ilerleyeceğine alışmak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa onun dışında hani aldım şuradan saldırayım direkt spam Allah ne verdiyse göndereyim dediğinizde bazı ordular maalesef girdiğiniz gibi yok oluyor kalıyor. O yüzden hepsine alışmak gerektiğini düşünüyorum. Evet burada da gayet güzel bir ilerleme var. Barbar Kralı direkt soldan temizlik için Allah ne verdiyse gönderdi. Yukarıdan da yine orman bincisi abi tabii. <laughs> yani bu köylerde orman bincisi her türlü iş yapar. Her türlü çıldızı alırsınız arkadaşlar. Öyle veya böyle. Belediye 15'te gayet iş yapıyor. Hiç sıkıntı yok o konuda. Ama 16'da işte birazcık sıkıntıya düşürüyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Buradan da güzel bir sonuç aldık. Zaten ordumuz duruyor. Oradaki sarmaşıkta gittikten sonra aynen temizlik. Çok da bir şey kalmadı. Hemen savaş açısına geri dönelim ve bir sonraki maçımıza bakalım. Buraya da Çıngıraklı. Bizim Çıngıraklımız hayatımızı kurtarır. Her zaman böyle aralarda derelerde ihtiyacımız olduğu anda gelir, pıt, kurtarır oyunu bize çevirir arkadaşlar. Evet, şimdi buradan güzel. Okçu tamam güzel temizledi. Allah ne verdiyse full ejder. O da iyiymiş. Full ejder de iyiymiş. Bunu da denemek lazım aslında. Full ejder de çok güzel iş yapabilir. Yüksek köyler en azından. Belediye 16'ları da iş yapabilir arkadaşlar. Denemek lazım. Açıkçası çok fazla denemedim. Oh burada da çok güzel. Kulon büyüsüyle temiz. En azından o kulon büyüsünün oradaki belediye binasının almasının en büyük avantajlarından bir tanesi. Belediye binası düştükten sonraki bu çıkan zehri hani en azından orada oraya ilerlemeden çıkartmış oluyor. Ve ordu oradaki zehirden. Yani hiçbir şekilde etkilenmediğinden dolayı çok güzel sonuç elde edebiliyor arkadaşlar. Bu muazzam bir şey. Temiz, çok temiz bir üç yıldız olmuş. Zaten full ejder ki ejderlerin neredeyse hepsi de oyunun içerisinde. Maşallah. Ellerine, kollarına sağlık. Hemen sıradan diğer maçımıza gelelim. Buraya da yine Mr. Çinguraklı 1. Bizim ikinci hesabımız hemen oradan da saldırıyı hızlandıralım bir izleyelim. Burada bir tane püskürtücüyü alamadık olsun. Önemli değil. Strateji aynı arkadaşlar. Direkt püskürtücüleri yok edip Allah ne verdiyse ters köşeden tabi etkilenmesinler diye ters köşeden de girişi sağladı. Bu arada büyük koruyucu da <laughs> çok pardon öfke şişesini kullanmış. Güzel. Öfke şişesiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Güçlendiriyor ya vuruşlarını arttırıyor. O çok güzel aslında. Da ben bir türlü alışamadım. Hani canları çok gidiyor diye ben iki tane kitabı kullanıyorum arkadaşlar. Bir zararını görmedim ama yani bu da çok iyi bir şey çünkü demeçlerini arttırıyor. Belli bir yüzde demeçlerini arttırıyor. Bayağı iş yapıyor. Aslında denemek lazım. Onu da deneyelim bir ara. Burası da çok güzel. Tertemiz zaten temizlik. Bu kadar ejder varken zaten o cehennem kulesi orada hiçbir şey yapamaz. Hemen hızlıca diğer maçımıza geçelim. Pıt. Görelim kim girmiş. Cable. Hemen bakalım. 1 çarpı 2 daha diyelim. Bu arada ben kran krana geçer diye bekliyordum aslında arkadaşlar ama çok bir şey göremedim. Hani ee, baktım bir kran krana güzel böyle aksiyonlu bir maçlar geçecek diye düşündüm ama ee, karşı rakip maalesef biraz daha pasif kaldı burada. Ha olsun önemli değil. Bizim için önemli olan maçları kazanabilmek. Bunun planın dahil ilerleyebilmek. Ondan dolayı da biz hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimiz için bizim işimize geliyor açıkçası. Ama tabii biraz daha kıran kırana geçse hani biraz daha böyle hani yeniliyor muyuz ama berabere bitsin bari moduna girebileceğimiz maçlar gerçekten güzel. Ki geçenlerde bir klan savaşımız o şekilde bitti. Çok keyifliydi. Bayağı heyecan yaptı böyle son dakika falan aldık. Güzeldi yani. Ondan sebep biz seviyoruz böyle şeyleri. Kıran kırana geçen maçlar her zaman daha keyifli oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı da böyle birazcık daha dişli rakipler geldiği zaman zaman her şey çok daha güzel olacak. Bunu da geçelim. Temizlik aşaması kaldı. Hemen sıradan bir iki yıldızımız varmış. Bizim Orhan Bey yine buradan normalde Orhan 3 atardı. Burada 2'de kalmış. Bir aksilik mi oldu acaba? Hemen izleyelim bakalım. Bakalım nereden girmiş, nereden girmiş, nereden girmiş. Tamam aşağıdan temizlik yapacak herhalde oraları. Yok tamam direkt buradan girdi. Bir tane balonumuzu önden gönderdi. Orayı da aldı tamam süper. Okçu temizliğini yaptı. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştirecek ama iki kalması garip. Normalde dediğim gibi Orhan çünkü gerçekten çok güzel oynar stratejik de oynar. Onun için e, merak ettim acaba nasıl? Bir, iki yıldız almış. Ama oraları da temizledi. Gayet de güzel temizliyor. Mis gibi. Saldırıyı ne zaman başlatacak? Ben onu merak ettim asıl. Yavaş yavaş başladık. Evet. Barbar Kral da geldi. Orhan acaba şey taktiği miydi? Ben buraya evin kahramanlarla alırım. Üçlerin falan muhabbetinden dolayı mı hareket etti acaba? Tamam. Güzel. Yetiler orada. Koruyucu da arkalarında. Oh. Tamam. Cadılar da ilerliyor. Balonumuzu da gönderdik. Zeplin daha doğrusu. Zeplin de ile ilerliyor. Orada düşecek o. Oh, hıt. Tamam. Ne oldu orada? Bir şeyler oldu. Süper okçu falan yok muydu orada? Boş mu gitti acaba? Hiçbir şey olmadı çünkü. Belediyeyi daldık aldık. 2. Tamam. Yetileri orada biraz erken kaybetmişiz arkadaşlar. Evet. Ondan dolayı kaynaklı bir sıkıntı olmuş. 2'de de kalmışız. Aslında çok rahat 3 alabilirmiş buradan. Yani çok net bir 3 koparabilirmişiz aslında da olsun. Hayırlısı. Hiç önemli değil. Şu anda zaten ilerideyiz. Ramon Empire kardeşimizin hemen saldırısına geçelim şuradan. Ben küçük köylerinle savaşlarını seviyorum arkadaşlar. Çünkü hani biliyorsunuz daha önce de söylemiştim bunu. Hani birimler biraz daha düşük. Hani savunmalarda zor zorlu. O yüzden böyle güzel eğlenceli maçlar geçiyor. Balon ejder. Nice. Gayet güzel bir ilerleyiş. Hatta şunu çarpı 4 yapalım. Zeppelin orada indi. Kulonu da bastı. Hop tertemiz. Yukarıdan da ilerliyorlar. Aşağıya biraz orada az kaldı gibi ama ejder. iki tane ejderi kaldı. Çok güzel. Ejder binicilerimiz de var. iki tane. Şu ejder binicileri güzel arkadaşlar ya. Hani atışları falan demençleri gerçekten yüksek. O yüzden güzel iş yapıyor. Yani önden önden biraz daha hızlı gidiyor. Bir de savunmaları kendi üstüne çekiyor. Arkadan gelen ordu gerçekten o zaman güzel iş yapıyor. Ki burada da bunu almasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de aynen öyle bunlar. Çünkü arkadaşlar normal ejder kalıp da ejderle ilerlemiş olsaydı o bölgede çok büyük sıkıntı çıkabilirdi. Tabii ki burada hani kahramanların da canları yüksekti hani bir şekilde illaki gelirdi bu üç yıldız ama oradaki ejder bincisinin gerçekten etkisi çok fazla. Buraya saldırı yapılmamış henüz. Şuraya bakalım hemen hızlıca zaten 2-3 tane de maçımız kalmış. Bunları da hızlıca izleyelim. Ondan sonra da videomuzu sonlandırırız. Hemen şunu çarpı 2 diyoruz. Zeplinimiz ilerledi. Zeplinin yolu biraz uzak gerçi ama aynen yarada kaldı. Ha olsun. Orayı temizlese yine kafi. Ben işte bunları yapıyorum arkadaşlar. Benim muhtemelen süper okçularımın güçleri düşük olsa gerek. Vurduğu zaman bunları patlatmıyor böyle patır kütür. O yüzden birazcık sıkıntı çekiyorum orada. Ya da yanlış stratejiyle oynuyorum. Yanlış bir şeyler deniyorum. Büyüleri yanlış kullanıyorum. Bakalım. Alışacağız. Ona da alışacağız. Ejderler geldi. Yola başladı. Tamam. Binicisi de yanında yine önden önden gidiyor. Ya bu ejderlerin dağılması beni çok sinir ediyor arkadaşlar. Şuralar temizlenmedi. Ya yani şu bölge temizlenmediği sürece o ejderler böyle dağla dağla gidiyor ya. O beni mahvediyor ya. Onu bir türlü ayarlayamıyorum. Hani düzgün bir şekilde hepsini bir araya toplayıp beraberce hareket ettirecek e, pozisyonu bir türlü yakalayamıyorum. Ondan dolayı da genelde iki yıldızda kalıyorum. Ha, bazen tek yıldız hani belediye binasına ulaşmıyor. Belediye binasının etrafından geziyorlar. Böyle mahalle turu atan genç delikanlılar çekirdek çıtlayarak gezerler ya. Aynı onlar gibi arkadaşlar. Belediye binasının etrafından böyle transit geçiyorlar. O <laughs> oradan böyle devam ediyor. E tabi orada eriyor. Orada eriyince de belediye binasını ilerleyecek bir ordu kalmıyor. Malum tek yıldızlı ondan sonra kalmış oluyoruz arkadaşlar. Bu benim yaşadığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Biraz can sıkıcı bir olay ama yapacak bir şey yok. Alışacağız. Hepsine alışacağız. Hiç merak etmeyin. Ortayı kapattık. Çok güzel. Balon elektro ejder. Çok güzel. Kaya balonumuz da ilerliyor. Kaya balonu yüksek olduğu zaman çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Bu arada tavsiye ederim. Yani i̇lerleyişte işte gerçekten güzel iş çıkartıyor. Ortayı yine kapattı. İçinden destek balonlar çıktı. Ki zaten köyün içerisinde çok da fazla bir şey yokmuş ya. Bir şeyler düşük. Çok net tertemiz gelir bu. Aynen 4 yıldız yapalım. Orası açılsa da hiçbir sıkıntı yaratmayacak zaten. Oradaki ejderler zaten patır kütür ölürken çıkarttığı elektrotlar yani vurduğu yıldırımlar bile yeter zaten o belediye binasını düşürmeye. Bayağı kuvvetli oluyor çünkü. Ve son maçımız Furkan'dan gelmiş. Hemen hızlı bir şekilde bunu da izleyelim. Çarpı 2 diyelim. Belediye binası. Burayı kahramanlarla bile alabilme olasılığı olan bir köyden bahsediyoruz <laughs> arkadaşlar. Baya baya hiçbir şeyde yükseltmemiz çok fazla yok. Az güzel dediğim gibi oh oradan da tamam. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar hani direkt duvarlar nasıl yıkıla yıkıla ilerliyor içeri. O da etkisinden dolayı hop tertemiz. Gün zaten yarısı bitti. diğer yarısı da zaten Allah ne verdiyse bütün orada hayatta zaten ölen çok ordumuz yok. Geride kalanlar bize zaten bir köy daha çıkartır. Aynı köyden bir maç daha çıkartır arkadaşlar. Gayet güzel. Baksanıza barbar Kalın vesaire canı bile inmedi yani hiçbir şey mis. Evet. Güzel maçlar. Evet arkadaşlar bunu maalesef ki dediğim gibi en başında da bir sürpriz oldu. Yeğenim geldiğinden dolayı canlı yayınlayamadım. Aslında bunları canlı yapmış olsaydık gerçekten çok güzel olacaktı. Ama velakin lakin e, canlı olmadı. Kusura bakmayın ama ikinci maçımız kesinlikle canlı olacak. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada benim de burada bir tane saldırım var. Hangi köydeyiz? Biz buradayız. Tamam. Buradan da bir saldırı biz gerçekleştirebiliriz aslında. Şuna bir gözcük yapalım. Buradan bir nereden girebiliriz? Buraya aşağıdan girebiliriz. Bu taraf kapatsak. Tıt 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 tıt. Şimdi büyüleri nerede kullanmış bu kardeşimiz? Önce ona bakalım. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Tamam, bunları kullanmış. Nereden girebiliriz? Kartal topusu nerede bunun? Kartal topunu göremedim ben ama gözüm görmüyor. Aynen, burada kartal topu burada. Direkt burada da Klan kalesi mevcut. Dip dibe koymuşlar. Şuradan aşağıdan girip sol tarafı kapatıp ortaya doğru direkt ilerlersek bir şey de yapabiliriz veya burayı kapatıp buradan içeri dışarı ilerlersek de olabilir gibi geliyor bana. Deneyelim ya. Ne olacak ki en fazla bir aman tek yıldızda kalsak ne olacak arkadaşlar ya sıkıntı yok biz işin eğlencesindeyiz alırız derdi alamasak da canımız sağ olsun şuna saldırı desek neyimiz varmış Ha bir dakika güzel bunun etki alanı burada Bunu buraya bıraksak bizi etki eder mi etmez onu oradan verirsek biz aşağıdan yürüyebiliriz aslında ama burada hmm, bu da var tamam buradan versek bu aşağıdan buraları temizlese birazcık biz de o taraftan ilerlesek oradan da onları bıraksa tamam ya deneyelim bakalım aman çok da düşünmenin manası yok arkadaşlar bunu şuradan şöyle yapacağız. Yersen Lüpen. Şuraya koyduk. Ondan sonra buraya geleceğiz. Şöyle bir şey yapacağız. O orası patlar. Hiç patlasın önemli değil. Bunu buradan vereceğiz. Şunları da şöyle verelim arkadaşlar. Orası istediği kadar hızlansın. Şunları da şöyle vereceğiz. Barbar kralı da bunun yanına vereceğiz. Bunu da böyle vereceğiz. Şöyle ortayı bir kapatalım biz. Tamam mı? Ondan sonra. Şunu da şöyle yapalım. Bunu bir çalıştıralım. Sen bir ilerle. Sen bir don. Tamam. Şuraya bir tane öfke. Çok güzel. Şunları da bir korumayı alalım. Ondan sonra içeriye doğru bir ilerlesinler. Walkerleri de verelim buradan. Neredesiniz bol kişiler? Buradasınız. Tamam bunları da ilerletelim. Şimdi oradan barbar kral. Şunu bir dursun da şurada. Şunları bir öfke daha atacağız arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım. Şunun ortasına da bir tane öfke atacağız. Barbar bar kralı çalıştırıyorum aşağıda. Aynen. Şimdi burada şuna bir atalım. Bir dondurma büyüsü. Aynen öyle. Çok güzel. Orası aşağıdan da devam ediyor. Çok güzel. Şurayı da bir donduralım. O onu alır. Tamam. Bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sen bir şuradan şunu alsan çok güzel olacak. Onu da bir alamadık. Tamam. İki. Dediğim gibi arkadaşlar. Çok dağınık oynadım. Sol tarafta zaten ee, neydi onun adı ya? Dur bakayım. Çok özür dilerim. Şunun adını hep unutuyorum. Nerede o zibidi? Hop. Birlik eğit. Aynen. Alev atıcı. Alev atıcı orada çok içeri girdiği için erkenden düştük. Bir de orada saklanan iskeletler vardı. İskeletler bizi sıkıntıya düşürdü. Hiç önemli değil. İki yıldız bize zaten her türlü yetiyor arkadaşlar. Onun için biz bundan sonraki maçların daha çekişmeli geçeceğine inandığımdan dolayı adaptasyonumuzu ona sağlayacağız. En azından canlı yayın modeli Geçtiğimizde canlı yayında mis gibi eğlenceli zamanlar geçireceğiz. Evet arkadaşlar böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Şayet videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Niye? Dediğim gibi canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden zaten devam edeceğiz. Evet bazı aksilikler oluyor, o oluyor, bu oluyor. Biraz erteleniyor ama bu canlı yayınları yapmayacağımız anlamını taşımıyor. Elbette ki bunları hatta ve hatta Lig Savaşı'nın ikinci gününü garanti olarak direkt canlıda yapacağız arkadaşlar. Ondan dolayı kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da bundan sonraki videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Ve hep birlikte güzel zamanlar zaman geçiririz. Evet, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.